Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Hepinizin iyi olması dileğiyle videoma başlıyorum arkadaşlar. Görmeyeli görüşmeyeli nasılsınız? Görmeyeli görüşmeyeli değil dediğim bir gün. Evet, dün video yapmadım. Pazar günleri video birkaç haftadır yapmıyorum. Bu yapmayacağım anlamına gelmiyor tabii ki de. Yaparız. Evet kızlar. Size üzücü bir haber vereceğim. Gerçekten çok üzücü bir haber. Şimdi nasıl başlasam konuya, ne desem onu da bilmiyorum. Nurişim'in eşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Dün vefat etti. Allah mekanını cennet eylesin. Ne diyeyim, kalanlara da yakınlarına da Allah sabır ihsan eylesin. Öyle yani. Sizlerle paylaşmak istedim. Ölüm her an yanımızda. Ölüm ensemizde. Hepimizin gideceği yer orası. Buradan başlamak istedim. Hiç kimsenin kalbini kırmaya, hiç kimsenin gönlünü kırmaya değmeyen kısacık bir dünyada, kısacık bir dünya hayatında yaşayan kişileriz arkadaşlar. Hani ölüm var. Ölüm var yani, ölümden kaçış yok. İsterim ki hiç kimse kimsenin kalbini kırmasın. Hiç bu yaşanan kötü olaylar olmasın. Hiç bu dedikodular ortaya çıkmasın. Kimse kimseyi konuşmasın isterdim. Ama biz öyle bir durumdayız ki gerçekten kimsenin kimseye güvenilmeyeceği bir duruma geldik. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Zaman mı bizi bu duruma getirdi? Zaman mı insanları değiştirdi? Ama zamanın insanları değiştirdiğine inanmıyorum. Yani gerçekten karakter meselesi. Karakter değişmez. Karakter parayla satın alınmaz. Herkes neyse odur. Öyle yani arkadaşlar. Sabahtan beri mesela videom geç oldu bugün. Bilmiyorum sizin izleyeceğiniz saate denk gelir mi onu da bilmiyorum ama sabahtan beri yani bugün hiçbir iş yapmadım. Bir yatağımı topladım, o kadar. Evimi topladım, hiç ne süpürdüm ne sildim ne de toz aldım diyebilirim. Çünkü yoğun bir şekilde telefon görüşmelerim vardı bugün. İşte çoktandır dönüş yapamadığım işler, işte ısrarla arayınca döndüm, konuştum falan fıstık. Yani demek istediğim tek şey, bazı nedenlerden dolayı şöyle, kimseye güven kalmamış. Öyle bir duruma gelmişiz ki yani oturup konuştuğumuz kişilere bile, aynı masada kahve içip yemek yediğimiz kişilere bile güvenemeyeceğimiz bir durumdayız yani. Öyle yani kızlar. Şimdi ben ne diyecektim? Başka bir konudan başlayacaktım. Üstü kapalı konuşacağım ama lafın nereye gittiğini siz kızçelerim anlayacaksınız. Bana birkaç gündür duyuyordum ama hiç kale almadığım bir konu. Şimdi ben daha önceden de söyledim ya arkadaşlar, ben izlemiyorum. Çünkü izlemek dahi istemiyorum. Eskiden mesela merak ediyordum, benim için ne söylediler, ne konuştular. İnanın artık onu bile merak edip de gidip bakmıyorum. Fakat bir yalan, yani bir yalan değil, birkaç tane yalan uydurmuşlar. Ve bu yalana inanan kişiler ısrarla, dün gece de ben çok telefon görüşmesi yaptım, mesajlaştım falan. Hatta konuşmadığım kişilere de ses kaydıyla cevap verdim. Kimseyle barıştığım yok. Barışsam bunu zaten sizlerle paylaşırım. Bir barışacağın kişi olur, bir de barışmayacağın kişi olur. O yüzden
kendi sağdan soldan duyduğunuz laflarla bana bir şey yazmayın. Ben isterim ki şunu demenizi. Yok canım. Yani iyi kötü mizasıyı tanıyoruz. Kaç senedir. O onu yapamaz yani, öyle bir şey yapamam. Bunu demenizi beklerken bana resmen açık açık bir soru soruluyor. Bir dedim konunun tamamen yani tersini söyleyeyim. Evet öyle falan diyeyim dedim. O zaman işler daha kötü olurdu. Daha çok şey olurdu ama yani bir aklınızı bir mantığınızı kullanın. Kayra almadığım bir insanla hani barışma isteği bende neden olsun? Herkes zaten en başta tavrını koyuyor. Hayatımda bir kere görmemişim, yüz yüze şey yapmamışım. Yani birisi de çıkmış orada. Allah'ın gerizekalısı. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Şimdi ben hiç onu konulara girmiyorum. He he, sen öyle diyorsan öyledir. Gerçekten bak, sen öyle diyorsan öyledir. Ayrıca şu an büyük bir komplo içindeler. Ben bunu anlamayacak kadar salak değilim. Onlara da fırsat verme şeyim hiç yok. Ben her ne kadar izlemesem de, ki gerçekten de Allah şahidim olsun izlemiyorum. Anca birisi haber veriyor. Bir iki dakika bakıyorum, o kadar. Çünkü konular hep aynı. Sadece ben cevap vereyim diye, ben şey yapayım diye, ama siz istediğinizde diyorum ya, bakın arkadaşlar, adıma özel canlı da açılsa, özel video da yapılsa, ben bir şey konuşmayacağım diyorsam konuşmam. Ha, bu söylediğim hortumcu için geçerli değil. Hortumcu ve tayfası için asla geçerli değil. Ben sözümün eriyim. Ne diyorsam odur. Bilmediğiniz bir konu varsa da onun zamanı gelince ben size mutlaka söylerim. Ama o dediğiniz kişi asla. Asla ve asla. Öyle yani arkadaşlar. Öksürüğüm var 2-3 gündür. Özellikle geceleri tutuyor. Kuru bir öksürük. Öksürük ilacı içtim arkadaşlar. Bugün içtim. Niye öyle oldu tekrardan anlamadım yani. Ben öksürükten nefret ediyorum. Öksürmek istemiyorum. Öksürük biliyorsunuz uyutmuyor. Hani bir öksürük yani, tekrar dedim hani astımım mı şey yaptı falan. Olabilir, geçmezse doktora gideceğim. Hani diğer rahatsızlık bir tarafa, öksürük yani başka bir şey. Öksürükte ne uyku uyuyabiliyorum, ne günlük hayatıma devam ediyorum. Yani sevmiyorum öksürüğü, nefret ediyorum öksürükten kızlar. Tavuklarım da bir güzel pişmiş ki butlarım. 3 tane butum varmış kızlar, fırında yapacaktım. Valla hiç fırında fırın yemeği canım istemedi. Ondan sonra bizim Denizli'de de anne tavuklu pilav yiyelim falan. Dedim benim de canım istiyor, bir tavuklu pilav yapalım oğlum dedim. O da bekliyor şu anda çünkü bugün videom geç kaldı ya. Okuldan gelince bir şeyler atıştırdı ama mis gibi de koktu yani butlar. Büyük oğlum tatile çıktı kızlar. Antalya'ya gitti. Senelik izni ayrıldı. Antalya'ya tatile gitti. 5-6 gün kalacak orada. Herhalde cuma cumartesi akşamı bir aksilik olmazsa gelecek kızlar. Vallahi genç olmak güzel bir şey. Genç yani, gezsin, eğlensin. Çok güzel bir şey. Arkadaşı davet etmiş. Antalya'da arkadaşı var arkadaşlar. Yani yaklaşık uzun süreden beri davet ediyordu. Arkadaşlık gerçekten çok güzel, çok muhteşem bir şey. Ve arkadaşı tamam arkadaşım geliyorum dediği zaman arkadaşı o kadar mutlu oldu ki gerçekten gerçek arkadaşmış yani. Gerçek arkadaş, gerçek dostmuş. O kadar sevindi ki. Öyle yani. Güzel bir şey. Yani bir senedir davet ediyordu. Bizimki biraz işte şu zaman bu zaman derken en son gitmeye karar verdiğinde, arkadaşına geliyorum arkadaşım dediğinde, o arkadaşın sevincini ben size anlatamam. Arkadaşlık, dostluk bambaşka bir şey. Yeri geliyor arkadaş aileyi bile geçiyor. Dostluk aileyi bile geçiyor. Öyle yani. Arkadaşlar, dostluğa çok önem veririm.
Kimin ne yaptığını da, kimin ne konuştuğunu da hiçbir zaman unutmam. Allah öyle bir hafıza, öyle bir beyin vermiş ki keşke vermeseydi, keşke bazı şeyleri unutsaydım. Bunu her zaman söylerim zaten. Bazen bizde iz bırakan kötü olayları unutmak çok güzel bir şey. 3 tane buttan çıkan et bu kadar arkadaşlar. Ben derilerini ya da bu kara olan renkleri bozuk olan tarafları kullanmıyorum zaten. Göğüs etinden pek sevmiyorum. Göğüs eti de güzel ama yani ben but etinden yapılan pilava, yani butun lezzeti biliyorsunuz zaten, tavuğun en lezzetli yeri but kısmıdır. Yağımı da şimdi kızartıyorum, pirincimi hemen yapacağım kızlar, kızçeler. Bir de bir arkadaşın yorumuna geleceğim ismini vererek. Şimdi geçen de dedim ya hani isim ver, isim vermeden işte hepimiz zan altında kalıyoruz falan gibi bir konuşma oldu. Ya gerekirse ismini veririm, gerekmiyorsa ismini vermem. Yalan yok, şeylik yok ve ben konuşacağım konunun küfür edilmediği, çok ağır hakaret edilmediği süre içinde engellemiyorum. Yani girip görebilirsiniz. Eğer ki o tür yorumu göremezseniz aa dersiniz. Asi yalan söylüyor, isim de vermedi zaten. Böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Valla az önce baktığımda yeni gördüm yorumu. 12 saat önce yapılmış. Yemin ediyorum kaldırmadım. Şu tenceremi, ocağımı çevireyim kızlar. Şey, ocağımı demişim, kameramı çevireyim. Bugün bugün hava serin İstanbul'da. Dün ve bugün hava gerçekten serin. Üşümeye geldi bana. Valla uzun kollu giydim. Kısa kollu giysem de üstüne ırka falan giyiyorum. 2 gündür hava serin. Üşüyorum ben. Böyle iş yaparken falan üşümüyorum ve oturduğum zaman, sabit bir yerde oturduğum zaman üşüyorum kızlar. Kameramı çevireyim ben tencereme. Ya bugün az yapıyorum. Büyük oğlan yok ya. Deniz ben, eşim var. Kocam yani 3 kişi. Tencere büyük. Şöyle pirincimi kavurayım. Pirincimi sıcak suda ıslattım. Tuzlu suda beklettim. Az yapıyorum zaten. Bitsin diye. 3 kişilik bir pilav yapıyorum arkadaşlar. Öyle yani. Çok da güzel haşlanmış. Bayağı da şey yaptım. Hani haşlanıyordu. Arkadaşlar. Şimdi tavuk suyunu kullanmayacağım. Neden? Çok yağlı geldi bana tavuk suyu. Vallahi böyle butta zaten çok yağ var. Göğüste bu kadar, hani göğüs haşlarken bu kadar şey çıkmıyor zaten. Hani bu kadar yağlı olmuyor ama şu an tavuk suyunu kullanmamaya karar verdim. Normal su kullanacağım. Çok yağlı gözüktü gözüme. Bilmiyorum. Normal su kullanacağım. Bu sefer de böyle olsun. Benim gözüme hoş gözükmeyen şeyi hani sırf tavuk suyu kullandım diye kullanmak istemiyorum. Çünkü çok böyle yağlı gözüküyor. Mecbur dökeceğim. Ben normal su kullanacağım. Şimdi arkadaşım birisi yazmış. Vallahi soyadını hatırlamıyorum. Reyhan diye birisi ama bu benim dağlar kızı Reyhan'ım değil tabii ki de. Hani bendeki olan Reyhan değil. Bu başka bir Reyhan. Yorumunu silmedim, kaldırmadım. En sonki videoma bakarsınız. Asi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor falan diye. Şimdi bu Reyhan kinayeli kinayeli yorum yazmış bana. Aslında çok hoş olmayan, hatta engellenmeyi hak edecek durumda bir yorum yazmış. Burada yazdığı yorumda valla ne yazdığını aslında kendi bile bilmiyor. Kimseyi izlemiyorum, kimseyle muhatap değilim. Ama yine de bu şekilde işte video yapman işte hoş değil. Kimse kimseye yani milletin yalvardığını falan fıstık gibi bir şeyler. Evet, yalvardığını yani demek istiyor ki siz ki sen kimsin ki? Millet sana yalvarsın yani ne demek bu? Kendini niye bu kadar üstün görüyorsun anlamında. Bir şeyler söylüyor. Vallahi ben kendimi kimselere üstün görmüyorum. Üstün görülecek hiçbir şeyim de yok. Sadece sen konuyu tamamen farklı anlamışsın. Senin konuyla uzaktan yakından hiçbir alakan yok. Neyin ne olduğunu bilmeden sadece benim üstüme yüklenmen gerçekten çok onur kırıcı bir durum.
neyin ne olduğunu biliyor musun? Belki biliyorsun, bilmezlikten geliyorsun. Belki de gerçekten bilmiyorsun, izlemiyorsun, takip etmiyorsun. Ki o konu geçti gitti yani 15 günlük konuyla ilgili. Bana orada bir şeyler yazıyorsun. Ya diyorsun ben kimseyi izle. İstediğinizi izleyin yani. Bana ne? Ki izlediğinde belli. Hani böyle ben kimseyi takip etmiyorum, kimseyi izlemiyorum. Diğer kişiler var ya, en çok böyle izleyen kişiler can. Bunu unutmayın. Orada küfür yok. Tamam. Ama orada tamamen bir yanlış anlaşılmayı yani tamamen böyle beni aşağılayacak değerde, aşağılayacak şekilde sen yorum yapmışsın. Evet, zamanında bana çok kötülük yapan, çok hakkımda konuşan, ileri geri konuşan insanlar geri geldi. Özür dileyerek resmen yalvardılar. Resmen. Yalvarıp kanalıma geldiler. Bir iki ay böyle artık karşı tarafa böyle inat olsun diye mi? Tabii ki de inat olsun diye. Ondan sonra hiçbir şey yokken çekip gittiler. Giden gider. Umurumda bile değil. Fakat gittiği yerde benim adımı anarsa, beni kötüleyecek bir şey konuşursa, işte ben burada tabii ki de derim ki yalvardığın günleri unuttun mu diye. Bu lafı kullanırım. Herkes herkesi kullanıyor bir şekle kadar. Amma birilerini kıskandırmak amacıyla, amma birilerine nispet olsun diye. Evet, aşırı derecede bir kullanılma var. Bu bir gerçek. Tabii ki de ben bu tür insanlar için söyleyeceğim. Evet, çünkü yalvardılar, yakardılar, helallik istediler. Birkaç kişiye hakkımı helal ettim, birkaç kişiye helal etmediğim çok insanlar da oldu. Herkes önce kendini benim yerime koysun, bir empati yapsın. Empatiden sonra gelsin, beni eleştirsin. Bu eleştiri değil zaten. Empatisini yapsın, ondan sonra gelsin oraya yorum yazsın. Daha dünkü gelen kişi, daha benim kanalıma geleli 2 ay olmuş, bilemedim 3 ay olmuş. Konulardan tamamen uzakta. Hani yarım yamalak biliyor, bir şeyler yazıyor. Peşinden güya destekçimmiş, güzel bir şey yazıyor derken gel zaman git zaman başka bir yerde görüyorum ve konu ben oluyorum. Benim hazmedemediğim bu. İsteyen istediği kanala gider, yorumunu yazar, bana ne? Ama benim kanalda bundan daha önceki bir zamanlarda dedikodu için kendini parçalayan birisi vardı arkadaşlar. Hiç mesela ben başka şeyden konuşuyorum. Bu direkt o kişiden konuşuyor. Direkt onlardan konuşuyor. Abi duyuyorum ki gitmiş özür dilemiş. Siz benim ne yapmamı bekliyorsunuz? Gerçekten siz benim ne yapmamı bekliyorsunuz? Ben haksızlığa boyun eğemem. Sevilmediğimi ve kullanıldığımı bildiğim zaman da ben konuşurum. Ben ne diyorum her zaman? Bana bir yaparsan ben 5 yaparım. Ona göre yani. Burada kendimi bir şey zannetmek ya da kendimi ne yazmış dev aynasında görmek gibi bir şey yok yani benim. Etim mutum belli yani. Nerede yaşadığım, nerede kaldığım belli. Kime neyin havasını atacağım ben? Kime neyin cephesini satacağım yani? Ama o kadar cahil insanlar var. O kadar cahil insanlar var ki kendilerine olmak istedikleri, görmek istedikleri yerlerde görüp de insanlara yalan yanlış bilgi veriyor ve bizim insanlarımız da bunlara inanıyor. Vallahi kızlar ben size sadece şunu söyleyeyim. Diyorlar ki benim oğlum doktor, benim oğlum avukat, benim oğlum savcı, benim oğlum komiser. Bunların hepsi yalan. Bunların hepsi yalan. Karının biri çıkmış oraya diyor ki ben diyor savcının karısıyım. Ya Allah aşkına akıl var, mantık var. Savcının karısının YouTube'da ne işi var? YouTube niye izlesin? Niye bu konulara girsin? Kimse de yani herkes de inanıyor ya. Herkes de inanıyor. Bir tek yani inanmadıkları bir şey varsa artık kadının söylediklerine inanmıyorlar. Biri çıkmış ben öğretmenim. Ya öğretmensen öğretmenin ne işi var? Yani tamam izlersin ama öğretmen çok güzel bir meslek öğretmenlik. Herkese örnek olunacak bir meslek. Öğretmenin küfürlerde, ahlaksız durumlarda ne işi var konulara karışması, etmesi, bu ne kadar saçma bir şey. Altını kısmıştım arkadaşlar.
tuzunu muzunu attım. Normal su kullandım. Tavuk suyunu kullanmadım. Kaynamaya başladı. Şimdi bunun altına kısıyorum. O su ona yeterli. Tencerenin de büyük olması güzel oldu. Çünkü çok rahat bir şekilde pişecek. Pirinçlerim tane tane olacak. Kendilerini çok yüksek mevkide gösteriyorlar. Ve buna inanan insanlar. Gerçekten yani yazık ya size, yazık size. Yok çok zenginlermiş. Yok bilmem arabalarının sayısı belli değilmiş. Bunlara inanıyorlar fakat benim söylediğim laflara inanmıyorlar. Ne diyeyim yani, ben ne diyeyim var. İnanmasınlar zaten. İnanmak isteyen gerçekten inanır. İnanmak istemeyen inanmaz. Ama hala başka yerlerde adımın geçmesi gerçekten tuhaf bir şey. Boşuna zahmet etmesin hiç kimse. Adıma canlı da açılsa, adıma video da yapılsa, short videosu da yapılsa. Valla kimseyle uğraşacak halim yok. Tekrardan diyorum ya, ben o pisliğin içine, o çamurun içine asla girmem. İstediğiniz kadar kışkırtmaya çalışın, istediğiniz kadar üstüme gelmeye çalışın. Valla ben hiç benlik bir durum yok. Çünkü ben artık eskiden merak ettiğim şeyde şimdi merak dahil etmiyorum. Bu yüzden de kendimi gerçekten takdir ediyorum. Hayatta o kadar ciddi meseleler var ki arkadaşlar. Hangi birini anlatayım ben size? Yani neydi belirsiz, iki lafı bir araya getiremeyen, kalbi ruhu pis olan, ne bileyim, insanların lafını kale alacak kadar, ya ne bileyim, aptalmışım demek ki ben. Zamanında gerçekten aptalmışım. Öyle yani arkadaşlar. Dur kendimi de göstereyim kızlar, kızçeler. Şuraları bir toparlayayım, kendimi de göstereyim pilavım pişerken. Öyle yani kızlar. Oğlumla konuştum şimdi. İkisi de çok mutlu. Arkadaşı da çok mutlu. Kendi de çok mutlu. Galiba çok güzel bir hafta Antalya'da tatil. Bunları çok mutlu edecek diye düşünüyorum. Arkadaşlık, dostluk gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Hani benim oğlum da çok mutlu oldu giderken. Arkadaşı da çok mutlu oldu. Arkadaşının geleceğini öğrenince. Burada ne zamandan beri duran bir lokum var arkadaşlar. Bayramdan kalma. Hani kimsenin de yediği yok. Ben de lokum hiç sevmem. Dişlerime yapışıyor ve şekerli bir şey hiç sevmiyorum. Burada da bir telefon numarası gördüm. Allah Allah, kim yazmış acaba bunu? Yurt dışı numarası. Ben mi yazdım? Yok, bu benim yazım değil. Bu kesin kocamın yazışı. Yazısı. Kutuyu atacaktım da telefon numarasını herhalde yazıp telefonuna eklemiştir. Yemeyeceğim çünkü yani sevmiyorum. Lokum asla sevmiyorum kızlar. Fesleğenlerim de mis gibi. Şöyle göstereyim. Kızları büyümüşler. Vallahi büyümüşler. Gelin bakalım buraya, bakın. Fesleğenler. Oh, bana huzur veriyor. Mutluluk veriyor. Ben yeşilliği çok seviyorum arkadaşlar. Denizi çok sevmem. Denize giderim. Bir kere girerim. Ama ondan sonra oraları gezmeye, ne bileyim, ağaç, toprak, çiçek, böcek, ben öyle şeyleri çok severim. Ben köyü çok severim. Bayılırım köye. Köydeki ne bileyim bir şeyler, ormana gitmeyi, ormanda bir şeyler toplamayı. Yani denize çok deniz taraftarı değilim açıkçası. Böyle aşağı yürüyüşe gittiğimde bile hani o şu an bir de yağmurlu ya hava. O toprağın kokusunu falan duyduğumda bile mutlu olan birisiyim. Kızlar geçen akşam ne oldu? Cumartesi akşamı. Ah ah ah, İstanbul'da yaşayanlar bilir. Saat 2 sularında ya uyumamıştım, daha yatmıştım ama uyumamıştım, telefonla falan şey yapıyordum. Bir gök gürültüsü, bir şimşek çakması falan, hiç aklımın ucundan geçmezdi yağmur yağacağı. Ay kızlar, balkonda çamaşırlarım vardı, bir yağmur başladı. Ama yağmuru size anlatamam, yağmurun sesi, bir taraftan gök gürültüsü, bir taraftan bir şimşek çakması falan. Kendimi hemen balkona attım, çamaşırları topluyorum, denizde kaldırıyorum. Deniz uyumamıştım zaten. Kalk kalk deniz, bana yardım et çocuk, neye yardım edecekse. Neyse, çamaşırları topladım. Kurumuş, yani kurumak üzereydi. Baktım dolu yağıyor. O çamaşırları topladığım anda yumurta gibi dolular kafama, küt, pat, şu, bu falan. Neyse, balkondan çıktım. Kapıyı kapattım. Oh demeye gerek kalmadı bu sefer. Dolu camlara yağıyor ceviz büyüklüğünde. Ben de denize kızıyorum. Sen mi yapıyorsun? Camlara sen mi vuruyorsun? Yok be anne diyor. Kocaman kocaman dolu yağıyor diyor. Başımıza taş yağıyor diyor. Ondan sonra o gece camlar gerçekten kırılacak diye
beklenince kırılabilirdi. O kadar çok böyle yağıyor ki sanki taş atıyorsun camlara. Ondan sonra bir saat kadar sürdü. O gün bugün zaten cumartesi akşamından beri hava İstanbul'da çok bozuk. Bugün de kapalı bir hava var. Evin içi biraz kapalı. Normalde evimin içi çok fazla güneş görüyor. Aşırı derece yani güneşten rahatsız olan kişi ben şu anda videoyu ışık yakarak yapıyorum. Bugün günlerden pazartesi, pazara gitmem gerekiyor. Ispanak alacağım. Videom bitsin. Ispanak alacağım. Para çekmeye gideceğim. Burada yakın olan ATM'de bozulmuş. Dün eşim söyledi. Ta gideceğim şimdi alışveriş merkezinin olduğu yerdeki ATM'ye gideceğim. Oradan para çekeceğim. Ne diyecektim bir de bak 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 unutuyorum. Ne diyeceğimi de unutuyorum kızlar. Öyle yani. Bugünden 29'u, yarın 30'u, çarşamba günü ayın 1'i, 1 Mayıs okullar tatilmiş. 1 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Deniz o yüzden çok mutlu. Çok mutlu ve çok huzurlu. Çocuk tatil olduğu zaman çok mutlu oluyor. Daha bugünden bana müjdesini veriyor. Pilavımız da suyunu çeksin. Denize pilav koyayım. Ben börek atıştırdım az önce arkadaşlar. Ondan sonra yemeyeceğim yani şu anda. Saatimiz kaç? Ay saatimiz de erkenmiş. Ne kadar mutlu oldum buna. Gerçekten çok mutlu oldum. Arkadaşlar Deniz'in pilavını vereyim. Önce okula gideceğim. Deniz'in okuluna imza atmam gerekiyor. Sınava girecek biliyorsunuz. Ondan sonra pazara uğrayıp ıspanak alacağım, pırasa alacağım, havuç alacağım. Bir şeylere bakacağım. Ama önce okuldan sonra para çekmeye gideceğim. Zaten okulun yanında alışveriş merkezi. 5 dakika daha dursun mu pilavım? Çok da güzel böyle mis gibi de koktu. Büyük butlardan pilav çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bunu da atacağım. Valla yemiyoruz yani kalmış burada. Yani markasını söylesem belki şey olur ama özel geldi bu lokum. Şimdi düşünüyorum ben lokum yemiyorum ama Deniz şimdi boğazdan çok düşkün bir çocuk ya. Bunu diyorum hani Deniz bile yemediyse demek ki çok hoş bir lokum değilmiş. Fıstıklı mıstıklı hiç sevmem. Ben lokumu şöyle severim arkadaşlar. İnanmayacaksınız. Belki de çok tuhafınıza gidecek. Hani bu küçük bakkallarda satılan pudra şekerli gürlü lokumlar olur ya gül, pembe renk. Yemin ediyorum ben onları seviyorum. Bak ucuz. Belki de kalitesiz. Hani ucuz gerçekten ucuz. Belki de kötü bir yerde imalat ediliyor. Onu da bilmiyorum. Ama ben onu seviyorum. Mesela öyle çiğde kavrulmuş fındıklı fıstıklı lokum ağzıma dahi sürmem ama gülü lokumu severim. Öyle yani bunu da çöpe atacağız. Pilavımı da göstereyim size. Kızlar, kızçeler, pilavım suyunu çekmiş. Karıştıralım mı şöyle sıcakken? Sıcakken bir ay bu da şeyde durmuyor. Karıştıralım. Öyle altında kapatayım. Çok fazla olmadı, az oldu. Çok da iyi oldu az olması ama muhteşem koktu. Evet kızlar. Tavuklu pilavın şöyle göstereyim. Dumanı üstünde nefis. Şimdi Deniz bunun yanına şöyle koyayım. O mini turşulardan da ister. Sever yani. Tabağının kenarına da onu koyayım. Ben de şimdi dışarı çıkacağım ya. Azıcık pazarı göstersem mi diye düşündüm size. Artık biliyorsunuz yaz sebzeleri çıktı. Biraz dedim güzel sebzelerden göstereyim kızlara. Ama video uzun olur mu acaba? Olmaz olmaz. 2 dakikada olsa göstereyim değil mi kızlar? Bir pazarımızı görün. Bir fiyatlara bakın. Şöyle koyayım. Deniz'in en sevdiği turşu. Çok acı olduğu için ben yemiyorum. Şöyle yanına da ayranla yiyecek. Şu an çok mutlu. Yanımda zaten. Mutluluktan uçuyor çocuk. Sade pilavı hayatta yemez arkadaşlar. Hayatta yemez. Bu ne böyle? Dallı, dallı budaklı. Gerçekten çok muhteşem gözüküyor. Çok sıcak. Şimdi duraklatayım. 2 dakika pazarı da göstereyim size kızlar. Gitmeyin bir yere. Önce okula gidiyorum kızlar. Pazarımız. Ay, mont giymedim. Hava çok soğukmuş. Ay,
Balıkçının yeri karpuzcu olmuş kızlar. Sever misiniz karpuz? Ben çok severim ama ilk çıkan karpuz değil. Şimdi onların tatsız olduğu renginden bile belli. Ama ıspanak. Hayalimdeki sebze. Şöyle göstereyim yeşillikleri. Kızlar çok fena yağmur geliyor. Tam yolun ortasındayım. Okulla evin arasındayım. Herkes çok yağmur yağacak diyor. Şemsiye istiyorlar ki herkes evine çekiliyor. Pazar tezgahları kapatılmış. Üstümde mont yok. Hiçbir şey yok. Felaket bir şekilde ıslanacağım herhalde. Ay. Hızlı hızlı yürüdüm. Çok şükür geldim. Denizin okulu arkadaşlar. Burası ilkokul kısmı. Fatma Süstegil. Öbür tarafta Ayhan Şahink Ortaokulu. 8. sınıf. 8 iyi. Bakar mısınız şu zeytinburnunun güzelliğine? Aman Allah'ım. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Okulumuzun güzelliğine bakın. Devlet okulu. Ama şahane. Ay muhteşem. Süper. Şu güzellikleri görünce insana yemin ederim gözü gönlü açılıyor. Ay harika. Ben pazarı değil de ben buraları çekeyim en iyisi. Aman Allah'ım. Bakar mısınız? Güzel kasiçeler. Çok güzel. Bayıldım, bayıldım, bir daha bayıldım. Öyle yani arkadaşlar. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Ölümlü dünyada yaşıyoruz. İnan ki ne bileyim yani önemli olan öbür tarafa kul hakkıyla gitmemek. Hakla, hukukla gitmemek. Bunu söylüyorum. Keşke her şey çok güzel olsa. Tıpkı bu okulun bahçesi gibi. Gözlerimi alamıyorum ya şu güzelliklerden. Evet kızlar. Burası da denizin bölümü. Şöyle göstereyim. Göstermediğim zaman her konuda böyle şey yalancı durumuna düşürüyorlar ya. Bakın Ayhan Şahink Ortaokulu. Kapılarımız kapalı, kilitli. Güvenlik açacak kapıyı. Bakar mısınız ne güzel süslemişler. Okulun içindeyim arkadaşlar. İmza atacağım. Harika valla. Kızlar size biraz okul çocuğu sesi dinleteyim. Özlemişsinizdir bu sesleri. Okullar hep böyle gürültülü, sesli. Aman Allah'ım. Oysaki koca koca çocuklar arkadaşlar. Aman başım çişti. Aman Allah'ım. Bir an önce çıkayım. Okul bahçesinden. Ama ne kadar güzel yine de. Yağmura yakalanmadan işimi de hallettim. Buradan ev 6-7 dakika. Çıkışı bulabilsem. Şurada kapılar. Evet kızlar, okulda işimi de hallettim. Temmuz ayını beklemekten başka çarem yok. Çaremiz yok. Öyle yani. Lise giriş sınavı için girmiştim. Onu da hallettik Allah'a şükür. Sizleri çok öpüyorum. Burada vedalaşalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel kızcelerim. Hepiniz Allah'a emanet. Yani.